Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cümle peygamberan izam aleyhi salavat ve teslimat ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmain bir cümle ahirete itihar eden müminat hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşah efendilerimiz, hazırın ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçın el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah halaka yevme halaka semavati vel ard. Yeri göğü yarattığı zaman Allah miyata rahme, yüz rahmet yarattı. Kulle rahmetin tubakan ma beynes semai vel ard. Bu yüz rahmetin her biri semavat ve arzın aralarını dolduracak kadar çok boldur. Çokluktan kinaya. Fecale fil ardı minna vahideten. Birisini yeryüzüne indirdi. Biha tabiha ta'tifu valide ala veledihâ. Anne çocuğuna onun için kendini siper ediyor, şefkat duyuyor. Vel vahş ve tayr baduha ala baz. Vahşi hayvan da yavrusunu nasıl koruyor? Bu kendine düşen rahmet bulaşığından. Evet. Ve ahkara tis'an ve tis'ine. 99'unu bıraktı, tuttu. Fîzâ kâne yevmül kıyâme. Kıyamet günü olunca bütün insanlar birinci sur üflenince yok olacaklar. İkinci sur üflenince kalkacaklar. Mahşer denilen yerde toplanacaklar. Soruyor adam, mahşer nerede toplanacak? Kudüs'e gittik biz. Orada dediler, işte mahşer burası. Allahu alem. Öyle diyorlar. Tabii mahşer oraya olunca kıymetleniyor orası. Hatta Yahudilerin inancı da öyle. Onun için orada o mahşer dedikleri yerde vatandaş söylüyor. Ben yerini buldum demiyorum. Vatandaşın dilinde öyle. Mescid-i Aksa'ya yakın bir yer, arazi var orada. Yahudilerin yeri var, Hristiyanın aynı yerde. Müslümanın yeri var, mahşer burada toplanacak diye. Bir milyonlarca dolar alıyor zenginler orada ki mahşerde gömülelim kalalım diye. Onların da bu inançları varmış. Onlar da hak dindi aslında. Sonradan Allah birken üç dediler. Üç bire eşittir dediler. İsa aleyhisselam Allah'ın oğlu dediler. İşi karıştırdılar gittiler. Aslında Allah bir, İsa peygamber. Onlar da mümindi. Bunu onlar da hala bu inançtan dolayı orayı benimsemişler, üçe bölmüşler araziyi. Kesin mi? Yok, bilmiyoruz. Kesin diye bir şey yok. Ama hadis var, Şam tarafında diyor. Şimdi Şam tarafı demek bildiğimiz Şam şehrinin olduğu yer değil. Türkiye de Şam tarafında. Yani içine Irak girer, Suriye girer, Lübnan girer. Şam tarafı, oraları, oraları. Yine Allahu alem ayet değil bu. Zan ifade eder. Böyle bilgiler var. Evet. Orada oraya sakladı. Oraya sakladı diyor. 99'unu ekmeleha bihazir rahme. Evet. Orada rahmetinin tamamını müminlere ayırır. Ayırır. İnna Allah Teala halaka elfe ümme. Allah Celle ve Ala bin ümmet yarattı. Ümmet dediği insanlar bir ümmet. Karıncalar bir ümmet. Kuşlar bir ümmet. İşte köpekler bir ümmet. Her cins yaratıkların topuna birden ümmet deniyor. Aynı cinste bin türlü varlık yarattı. Bin cins, sınıf yarattı. Evet. Ahmed bin Hanbel, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Muaviye İbn Hamide'den daha başka hadisler de var. Daha başka hadisler var. Bu konuda ümmetlerin yok. Evet, bin ümmet için bu hadisimizi biz ele alalım. Allah bin ümmet yarattı. Sittü miyeti minha fil bahr.
Bunun 600'ü denizde. Deniz hayvanları daha çok şimdi. İlim adamları da öyle söylüyor. Deniz hayvanlarının hepsi içinde. 600'ü denizde. Verbağına filber. 400'ü karadadır. Deniz hayvanları daha çok yani. Bin ümmetin. Fevel hazir ümem. Evet. Şimdi bu hayvanlardan ilk ümmet, helaken ilk yok olacağın ümmet el ceradu çekirgelerdir. Çekirgeler Allah'ın askerleridir. Olur mu hocam ya? Biraz mantıklı konuş. Evet. Senin ordunun yapamadığını çekirgeler yapıyor. Allah korusun, bir geldiler mi ne ekim bırakır ne meyve bırakır. Hepsini bitirir. Allah korusun. Kimse karşı koyamaz. O kadar çok biliyorsunuz. O kadar çok. Allah bir millete azap edeceği zaman işte bu askerlerini gönderir. Bir tane askeri, bir cins askeri. Daha çok askeri var. Çok yani kim dayanabilir? İlk helak olacak olan bunlardır diyor. Bu hadiste öyle. Evet. Feyza helekel ceradu, çekirgeler helak olduğu zaman tetabatil umemu misle nizami silki izan kata'a. Evet. Tesbih değil mi? 99 tesbih çekiyoruz ya namazlardan sonra. Çünkü Peygamberimiz namazın arkasından kim? 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber, 99 eder. Yüzüncü de La ilahe illallah vahdehu la şerike le, levül mülkü ve levül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir derse diyor, deniz köpüğü de olar, deniz köpüğü kadar okyanuslar, büyük okyanus, Atlas okyanusu, denizler hepsi dahil, deniz köpüğü kadar günahı olsa o müminin günahını Allah affeder diyor. Buhari Müslim hadisi bu. Biz de bunu kazanmak için aziz milletimiz namazdan arkasından tespit çekiyoruz. 33 dediği için Peygamber 33-34 yapmıyoruz. Tam 33. Böyle işte bu tesbih bu. Bir ipe efendim ağaçtan olur, taştan olur bu. Bunun şeysi ne? 33'ü tutturmak. 31 olmasın, 32 olmasın, 34 de olmasın. Peygamber 33 dedi çünkü. Bunu sağlamak için ortaya konmuş bir şey bu. Bu ağaçtan oluyor, taştan oluyor, oltu taşından oluyor değil mi? Kıymetli. İpe delik açılıyor, ipe diziliyor. Bu ip diyor Peygamberimiz şimdi. Bu ip kırılırsa ne olur? Bu tesbih taneleri ipin kırık tarafındaki ilkin yere düşer. Arkasından hepsi yere düşer. 99'u da yere düşer. Kıyamete yakın ilk helak olacak olan ümmet çekirgelerdir. Çekirgeler helak oldu mu diğer ümmetler tesbihin kırıldığı zaman tesbih tanelerinin çözülüp yere düştüğü gibi peşi sıra yok olurlar. Peşi sıra yok olurlar. Hadis-i şerif o. Evet. Tirmizi bu hadis-i şerifi şey etmiş. Bu silk İşte bu tesbih dizisi demek. Selk derseniz farklı. Şimdi namaz kılmayanlara, namaz kılmayanlar sıkı dursun. Selk kelimesini Kur'an'da buluyoruz. Allah ümmeti Muhammed'in hepsini cennetine doldursun. Cennete giren müminler, Yasin'de her gün okuyorsunuz. İnne ashabel cennetil cevme fî şûlin fâkihûn. Hüm ve ezvacım fî zilâni alel erâiki müttekiyün. Koltuklara yaslanacaklar, sohbet edecekler. Anlat bakalım. Burada konuşuyorsunuz ya siz. Cennette de sohbet edecekler. Sohbet ederken Allah onlara cehennemi gösterecek. Cehennemi görünce bakacaklar ki askerlik yaptığı adam orada. Samimi arkadaşı, kötülük görmedi. Komşuluk yaptığı adam orada. Talebe arkadaşı orada, hiç kötülüğünü görmedi. Ya niye düştün sen oraya? Ateşe.
Evet efendim. Bu ayeti söylüyoruz. Müddessir suresi 42. Evet. Niye düştünüz oraya siz? Galu. Ma selekekum fis sakar. Sakardır cehennemin bir adı değil mi? Bu dedim ya, bu millet çok akıllı diye. İşe yaramaz, beş para etmez, ciğeri beş para etmez. Herife siz ne dersiniz? Sakar herif dersiniz değil mi? Sakar hiç sevilmeyen cehennemin adıdır. Onun için böyle adamlar sakar derler. Ma selekekum fi sakar. Şu cehenneme niye düştün ya? Askeri arkadaşım, talebe arkadaşım, komşum. Biz senden kötülük görmedik. Evet arkadaşlar. Müddessir 42. Galu lem nekü minel musallin. Biz namaz kılmıyordum arkadaş ben. Namaz sorusu da baraj sorusu. Ondan sınıfı geçemedim. Buraya gönderdiler beni. Kur'an'da ayettir beyler. Aman namazınızı geçirmeyin. Aman namazın. Evet, Allah'ın rahmetini anlattık. Ama bu ayet de var. Haberiniz olsun. Namaz kılmayanlar. İman ediyor adam, zor geliyor, camiye gitmiyor, namaz kılmıyor. Abdest almak en zoruymuş. Bey namazlar öyle söylüyor. Benim dedem hiçbir okumamış, yazmamış, boyu posu yerinde, gücü yerinde, dağa gidermiş, odun keser getirilmiş merkebinle, 5 meteliye satarmış, onunla geçinirmiş herif. Dedem de müderris, gel buraya demiş. Her gün gidiyorsun dağa, garda kışta gidiyor, aç kalacak yoksa. Kaça satacaksın demiş. 5 metelik. Sana 10 metelik vereceğim demiş, namazı kıl. Oturduğu evde, dağa gitmek yok, garda kışta, tehlikesi yok. Adam işine iyi gelmiş bu. Ama abdest almak beynimize çok zor gelirmiş. Bir süre gelmiş, hocam demiş, eğer abdestsiz kabul edersen 3 meteliye kılacağım demiş. Evet, abdest aldınız mı, öyle bir rahatlarsınız ki içiniz açılır. Zaten namazı bırak deseler de kılarsınız gari. Abdest öyle güzel bir şey. Abdeste emek çekeceksiniz. Abdest azalarından hiçbir yer kuru kalmayacak. Böyle güzel abdest alıp namaz kılmazsanız, bu var işte bak. Cehenneme girmek var. Baraj sorusu bu. Allah muhafaza. Evet. Evet, namaz Allah'ın hakkıdır. Hakim o. Affeder etmez bilmiyoruz. Ama bu ayetleri size haber veriyoruz. Bak, merhametini de size duyurduk. Onun için ne yapın yapın, İşi şeye bırakmayın. Sallantıyı bırakmayın. Kılın şu namazınızı. Kılalım şu namazımızı hep beraber. Birbirimize destek olalım. Kahvede oturuyorsunuz. İnsanlar konuşur. Konuşma ihtiyaçları var. Gidiyorsunuz. Ezan okunca kalk. Mehmet kardeşim hadi gidelim ya. Götürün adamı hadi işi camiye ya. O uyuşukları, zor gelenleri bile götürün. Namazdan sonra sana kebap ısmarlayacağım deyin, değer ya. Bir namaz kılan adama kebap ısmarlamaya değer. Alıştırın adamı. O adam inkar etmiyor ama namazdan soğumuş, abdest almak zor geliyor bak. Beraber giderseniz bir sayesine adamı kurtarmış olursunuz. Evet, bu silk tesbih dizisi demek. Çekirgeler diyor, yok oldu mu ötekiler peşi sıra. Artık tesbih tanesi gibi yok olurlar, yok olurlar diyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de böyle beyan ediliyor. Resul-i Müşteva sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne Allah halaka arbaate eşya ve erdefehe. Arbaate eşya. Allah 4 şeyi yarattı. Ona 4 şeyi daha ekledi. Yani 4 şey onun arkasından. Halakal cedbe. Ced kıtlık demek. Kıtlığı yarattı. Ve erdefe'l-züht. Şimdi
İnsan nefsi güzel elbise giymek ister, güzel evde oturmak ister, güzel arabaya binmek ister, kebap yemek ister, tatlı yemekler yemek ister, suyun da en güzelini içmek ister. Memleketimiz o yönden ne kadar zengin, ne kadar güzel sular var. Şöyle yaz gününde buz gibi bir su, ne muhteşem bir şey, bir su. Bunları nefis ister. Ama paran olmazsa kebap yiyemezsin, değil mi? Kıtlık var. Güzel evde oturamazsın, araba alamazsın, elbiseyi giyemezsin. Kıtlık var çünkü. Ha, zühd. Eğer dünyaya tapan bir adam değilsen, zühd o demek. Ne olacak ya? Olmazsa olmasın yani. Kebap olmasın, ne olmasın. Bir kör bağırsa doldurmak değil mi bu? Kuru ekmekle de doldurum. Adamın zihniyeti buysa, ben kebap yiyemedim, yandım Allah demez. Değil mi? Zahit budur. Efendim güzel bir şey kazanamadığımı umutsuzluğa düşmez, karamsar olmaz. 3,5 gün ya, olmazsa olmasın. Gam yemez adam, üzülmez. Zahit bu demek. Hiç aldırmaz. Dünyaya meyil vermez. Tapmaz dünyaya. Bak, dünyayı yemez demiyorum. Allah öyle yaratmış. Yer, içer ha. Birisi var, kaybetti mi mahvoldum, gittim. Bağırır, çağırır, herkese isyan eder. Zahit öyle demez. Olmazsa olmasın ya. Ne olacak ya? Zahit böyle düşünür. Tabii bu duyguda olan adam kıtlık olsa bile bağırıp çağırmaz. Bedbaht olmaz. Yaşıyor mu kardeşim? Su içiyorum, daha ne? Sağlığım yerinde. Kuru ekmek dolu versin, ne olacak yani? İşine bakar. Mutsuz olmaz. Onun için Allah kıtlık yarattı, zühdü de yarattı. Zahit olursan bedbaht olmazsın. Ve şöyle buyuruyor güzel peygamberimiz: çocuklarınızı yokluğa göre terbiye edin, alıştırın. Çok zengin adam, değil mi? Ama bakıyorsun bir anda sıfır oluyor adam. E o çocuk zenginliğe göre okumuş, yatmış, kalkmış, yemiş, içmiş. Sıfır olunca intihar etmeye kalkıyor. Allah, hiç dünyaya küsüyor. Her şeyi bırakmaya kalkıyor. Bu duruma düşmemesi için çocuklarınızı yokluğa göre yetiştirin. Böyle bir durumda olsa bize sağım ya, canım sağ ya deyip işine baksın. Alışsın. Alışsın. Askerlik yapıyoruz. Yedek subay da arkadaşım, şimdi büyükelçi. Amerika'da doğmuş. Fransa'da liseyi bitirmiş, Almanya'da üniversiteyi bitirmiş. İngilizce, Fransa, Almanca ana dil gibi biliyor herif. E bu ne olacak? Tabii elçi olacak. Babası da elçi zaten. Askerlik yapıyoruz. Hiç çamur görmemiş, hiç yokluk görmemiş adam. Elçiler çok para alıyor. Lüks hayat yaşamışlar. Atışa gittik. Bizi yedik subay. Subay yapacaklar ya, topçu atışına. Polatlı'nın çamuru da öyle bir namlı çamurdur ki böyle ayağını sökemezsin. Sakız gibi çamuru vardır. Karatepe vardır o zaman. İstiklal Harbi'nde kaç deve el değiştirmiş. O Karatepe'nin oralara, seninki hayatta çamur görmemiş. Benden de ayrılmıyor. Yan yanayız. Bir bastı, sökemedi. Nazenin bir oğlan. Bak şimdi alışmayanın halini arz etmek için bunu arz ediyorum size. Güzel peygamberimiz, çocuklarınızı yokluğa göre yetiştirin. Sökemeyince mahvoldu. Herkes güldü ona. Çamurdan bir potini sökemedi. Çamur görmemiş herif. O gülmelerden dolayı, sökemediğinden dolayı öyle bir karamsar duruma düştü. Ağzından çıkan küfürler bini bir para. Nasıl küfür ediyor? Bana bak dedim, seni şimdi döverim. Sen bu lüks hayatı 12 ay bu çamurda yaşayan vatandaşın parasıyla yaşadın. Baban parası bu çamurda yaşayanların vergisinden verildi. Şimdi ama bakın, bunu görmediği için nasıl böyle morali bozuldu.
adamın nasıl küfürler ediyor? Kendine beklenmeyecek adam ya. Gitti şeysi. Ha. Onun için çocuklarınızı bir gün Allah düşmeyen bir Allah. Buna göre hazırlayın diyor. Şımartmayın. Hayata hazırlayın. Ne kadar güzel prensip bu. Ne kadar güzel. Evet, Allah işte fakirliği verdi, zühdü verdi. Böyle gur etmekle de olur. Sağım ya, canım sağ ya, şükür desin. Morali bozulmasın, işine devam etsin. Zühdü. Evet. Veskenevül Hicaz. Zühdü Hicaz'a yerleştirdi. Hicaz'da senin gibi orman var mı? Nehirler var mı senin gibi? Buz gibi sular var mı orada? Yemişir ormanlar var mı? Uçsuz bucaksız çöl. Git babam git. Zühdü oraya verdi. Orada adam bir hurmayla bir hafta geçiniyor. Bunu Amerika ile çatıştığı için Kral Faysal öldürdüler ya, biliyorsun yeğenini öldürttüler onu. Biz dedi bir hurmayla yaşamayı bilen adamlarız, milletiz dedi adam. Petrol vermiyorum size dedi, kafası kızdı Amerika'ya. Sonra adam öldürttüler de adam bir gerçeği ifade etti. Oradaki de senin gibi lüks apartmanlarda, yani şimdi demiyorum, Efendimizin genel o zamanki durumu, çölde yaşamıyor adammış. Bir hurma buldu mu bir hafta idare ediyor onunla. Bir hurmayla geçinmeyi bilen adam. Züht orada. Lüks yaşamaya hiç gözü yok adamın. Hatta o kadar enteresan ki güzel peygamberimizin bu hadisi, zühtü oraya yerleştirdi sözü. Öldü gitti şimdi. Fert diye bir kralları vardı. O çöllerdeki iki keçisi var, üç keçisi var. Oraya kurmuş, orada yaşıyor. Gelin onlara dedi, petrol zengini. Ciddi muazzam apartmanlar yapıverdi onlara. Herkese bir daire veriyorum dedi. Gelin burada oturun. Çölde su yok. Doğru dürüst yıkanma yeri yok. Tuvaleti yok. Şunu yok, bunu yok. Bir tanesi gelmedi. Alışmış adam ona. O hayata alışmış. Dünya metelik vermiyor. Apartman ne niyeyim ben diyor. Gelmedi yahu. Apartmanlar çürüdü ya orada, kimse gelmediği için. Zühdü oraya verdi. Oranın insanı buna alışmış. İki keçiyi salıyor, atırıyor, onun sütünü içiyor. Başka şunda bunda gözü yok. Zühdü oraya verdi. Orada çölde ne yetişir? Yemeye yemeye zaten alışmış. Zühdü oraya verdi. Ve halakal iffe. İffeti yarattı. İffet. Ve ardafe el gafle. İffetin arkasından gafleti yarattı peşinden. Evet. Ve askenehel Yemen. Onu da Yemen'e yerleştirdi. Yemen'e yerleştirdi. Evet. Ve halakar rife. Bolluğu yarattı. Bolluk. Meyvelik. Her türlü elma bitki olduğu yerler, nimetler, mümbit topraklar, sular, verde fel taun, taun hastalığını da arkasından verdi. Ve eskenehü Şam, onu da, taunu da Şam'a yerleştirdi. Başka hadisler de var, Buhari Müslim hadisleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zühtü alıkoymuş Hicaz'da. Taunu şeye göndermiş, Şam'a. Şam'a gittiniz mi bilmem. Yani çöl değil. Aynı bizim orası gibi. Mümbit topraklar var. Zeytin bahçeler var. Bağlar var. Allah güzel yeşillik, mümbit yer. Ama yeryüzünün Yahudileri bakın nerede otururlar. Hep bol yerlerde. Arabistan'ın da bir iki bol yeri var. Mesela Hayber bunlardandır, suluk bir yer. Yahudilerin merkeziydi Peygamberimiz zamanında. Evet, oraya. Medine'de Mekke'ye göre daha yeşildir. Medine'de de çok Yahudi vardı.
Nerede para var Yahudi oraya gider. Şam'da da çok Yahudi var. İslam düşmanı, peygamber düşmanı bizden çıkmadı diye kasetlerinden, evet, taun oraya göndermiş. Taun hastalığına tabi şükretmeyince, Allah'ı inkar etmeyince nimetlere, taun bir beladır, mahvediyor hepsini. Taun oraya gönderdi. Hadisler var böyle, Müslüm hadisler bunlar. Evet, Hazreti Ömer zamanında her tarafı kaplamış bu taun hastalığı. Kırılmayan kalmamış. Hatta askerini Şam'a gidiyormuş. Öğrenmiş bunu, istişare etmiş. Oraya gitmeyelim. İstişare müminlerin sünnetidir, peygamberin sünnetidir. Müminlerin işi istişaredir. Hazreti Ömer zaten akıllı adam ama Allah'ın bu emrine uyuyor. Onlar demişler ki Şam'a gitmeyelim ya Resulallah. Ya Ömer. Çevirmiş başka yere orduyu. Bir tanesi demiş ki Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun be? Kaderde ölmek varsa ölürüz. Ölmek yoksa Şam'a da gitsek ölmeyiz. Hazreti Ömer'in kaderi bilmiyoruz biz. Allah bize akıl vermiş. Aklınızı kullanın diyor ya Allah. Allah'ın o kaderinden bu kaderine kaçıyorum demiş. Ne güzel cevap. Benim buraya gelmem de kader değil mi? Şam'dan dönüp de başka yere, taun hastalığı olmayan yere dönmem de bir kader. Kaderin dışına çıkmak mümkün mü? Öyle konuşup durma demiş. İstişarenin sonucu bu. Evet, yani taunu oraya göndermiş. Şımarık. Yani şimdikileri kastetmiyoruz. Genel olarak tarihine bakarak nimetleri görünce şımarıyorlar. Şımarınca Allah da onları başına bela verir. Kolera, veba, salgın bir anda yok ediyor herkesi. Taunu oraya göndermiş. Evet, onu söylüyor bu hadis-i şerif. Onu ifade ediyor. Ve halakal fucur. Fucur, günah, günah işlemek, haktan meyletmek, günahlara sapmak. Bunu yarattı. Çünkü hayır ve şer Allah'tan değil mi? Emmentu billahi ve melek hayrihi ve şerrihi minallahi teala değil mi? Hayır ve şeri Allah yaratır. O zaman kabahatımız ne? Diyen var, cebriye derler onlara. Sen istiyorsun, yaradan yine Allah. Zina etmek istiyorsun, o gücü sana yine sen istedin diye Allah veriyor. Sen istediğin için sorumlusun. Zina haram diyor. İmtihan için gönderdim seni dünya diyor. Zina da var, evlilik de var. Helal lokma da var, haram da var. Senin iraden var. İşte bu haram, bu helal, buyur diyor. Dünya göndermiş. İradeni sen haramdan yana kullan, isteyen sen ama yaradan yine Allah, insan yaratmaz. Bunu niye söylüyorum? Televizyon dinliyorsunuz. Şunu yarattık, bunu yarattık. Lan sen yaratılmış bir kimsesin. Nereye yaratıyorsun? Hocam niyetim o değil. O kelimeyi kullanma o zaman. Sen bir müminsin. Günahkar da o zaman bir iman etmiş bir müminsin. Adın Ahmet Mehmet, Müslüman adı. O konuşana söylüyorum. Yarattı. Bilmem neyi yarattı. Kim yarattı ya? Yaradan Allah'tır yani. Bu laflar mümine yakışmayan edep dışı laflardır. Ve Allah'ın gücüne gider. Hadi yarat bakalım deyiverirse onu sana. Yalnız bırakır. Bunlara dikkat edeceksiniz. Evet. Her şey böyle. Mümin her durumda Allah'a irtibatlı olan adamdır. Yarın bir şey yapacağım dedi mi? İnşallah demeli. İnşallah. Neden? Yarın ne olacağını Allah bilir. Hasta olabilirsin, ölebilirsin. Şunu yapacağım deme. İnşallah. Allah izin verirse. Öyle değil mi? Adam şimdi diyor ki şöyle olacak, böyle olacak. Yok öyle deme. Bunu planlıyoruz. Biz böyle düşünüyoruz ama gene olmayabilir. Edepli cümle. Böyle yapacağız, böyle edeceğiz. Yapamazsın. İnşallah demek hani gayetli ve aykırıysa yani bilmiyorum da ben oralara karışmıyorum. Ona diyor onun için laf etmiyorsan planlıyoruz, düşünüyoruz. De bari tasarlıyoruz de yapacağız, edeceğiz dedin mi imana sığmayan cümleler bunu yapmamak lazım inşallah. Bir şey bitirdin mi? Elhamdülillah.
O gücü sana Allah verdi. Nimete erdin. Şükür Rabbim. Yine Allah unutmuyorsun. Evet. Bir cenaze haberi geldi. Falanca en sevdiğin adam ölmüş. Duydun. Vah vah. Niye öldü ya? Daha dün beraberdik. Mümine yakışmaz bu. Hadi sıkıysa sen ölme bakayım. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz zaten Allah'ın kullarıyız. Hepimizin geçeceği süzgeç bu. Ölmeyecek var mı insanın içinde? Hemen bunu hatırlayacaksın. Vah vah niye öldü ya demeyeceksin. Maalesef bunlar bilinmediği için bakın mümine yanaşmayacak şeyler bunlar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyeceksin. Evet. Bunu yaygınlaştıracağız. Mümine bu yaraşır. Ondan sonra geldi yolda gidiyorsun. Kimseye zararın yok. İşine gidiyorsun. Geldi birisi ekşiyor. Ekşiyor diyorsun diye siz. Başladı küfür etmeye. Evet. Kur'an'da var bunlar efendim. Ve ibadurrahmanillezine yemşûne alel ardı hevnen ve izâ hâtabahumul cahilûne kâlû selâme. Sarhoş kafayı çekmiş geçti önüne. Ananı avradını geçmişini dinini imanını basıyor küfrü. Hay senin demeyeceksin. Allah öyle buyuruyor. Selam. Benim o tarafta bizim yok. Küfürde ben küfür etmem. Ben işime gidiyorum. Uymayacaksın. Sen öyle mi? Uyma şeytana demek işte. Bu. Evet, yine bu yakışır. Onun için söylüyoruz. Yani burada da o var. Evet şimdi daha çok bunlar. Çok güzel bir çocuk gördün. Allah Allah gözlere. Zaten bütün çocuklar masum, temiz oldukları için hepsi güzeldir. İstisnası tüm çocuklar güzeldir. Masumdur çünkü. Çocuğa bak be. Vay anam vay. Deme be. Yaradan kim? Ona o güzelliği veren kim? Hemen hatırla. Müminin edebinden bahsediyoruz. Maşallah. Sübhanallah. Ne güzel. Allah dilemiş de ne güzel yaratmış. Adamın güzel evi var, arabası var. Şunları. Yani bunlar biz yeri geldikçe tekrar ediyoruz. Beyinler, zihinler de yer etsin diye. Evet, müminin yaraşan şeyi. Böyle demezsen nazar olur. Zaten çocuk ölür. Nazar da haktır. Mümin mümine kötülük eder mi ya? İnsan kardeşliği var. Böyle kimsenin böyle zararına çalışmayacaksın. Çünkü hepimiz Adem ile Havva'danız. İnsan kardeşliğiyiz. Kötülüğünü düşünmeyeceksin. O sana kötülük yapmadığına göre sen de onun hasta olmasını, ya arabasın gitmesin asla haset etmeyeceksin. Maşallah. Allah dilemiş vermiş kardeşim. Allah'ı hatırlayacaksın sen. Haset damarın kabarmayacak. Evet. Şimdi ekşidi herif üstüne. Sen de şöylesin demeyeceksin. Dedik ya. Ne diyeceğiz peki hocam? La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. Böyle dedin mi kavga olmaz. Şeytan def olur gider. La havle ve la kuvvete illa billah ile aleyhi lazım. Bir gıda eksilse biter orada iş. Şeytan gönderiyor onu. Zaten onun adamı onu yoluna koymuş gelip seni de o güzel yolundan alıkoymak istiyor. Küfrettirmek istiyor. Kullanıyor onu. Onu la biliyorsun bileceksin bunu. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyhi lazim. Uymayacaksın şeytana. Veya bunu bilmiyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şimdi onun şeytandan geleceğini bileceksin. Normal bir insan bunu yapar mı ya? Senin kime zararın var? Ama dürtüyor onu işte. Küfrediyor sana. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Veya la havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi çalışın çalışın olmuyor bir türlü. Hiç Allah küsmeyeceksin. Öteki çok kazanıyor ben kazanamıyorum diye pahalanmayacaksın. Başaramıyorum. Ne biçim Allah bu ya? Asla demeyeceksin. Evet. Hasbiyallah ve nimel vekil. Allah bana kafi yeter. Buradan olmazsa başka yerden nasibimi ararım ben. Hasbiyallah ve nimel vekil.
İnsanı düzelten şeyler bunlar. Bilinç hali, şuur hali. Bu kelimeler kalpten gelecek tabii. Para verip de ısmarlama, hani artistler, sanatçılar yapıyorlar ya, her gülüye giriyorlar. Yok. Sen mümin olarak içinden gelecek bu. Allah bana bu yolda, demek ki hayrı böyledir. Başka yere hasbiyallahu ni'mel vekil. Evet. Bizi kurtaracak olan, demin de bahsettik öbür hadislerde, iman. İman, müminlere ne kadar merhametli Allah. Erhamur Rahimin 99'unu oraya bırakmış. Müminlere, kafirlere bir şey yok. Onun için o iman kelimesini kalbimize, etimize, kemize sinişsin, iyice yerleşsin diye boş kaldıkça la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyeceksin arkadaş. Dilini buna alıştıracaksın. Otomatikman kızsan bile la ilahe illallah çıkacak ağzından. Sevinsen bile la ilahe illallah çıkacak ağzından. O hale gelecek. Bunu alıştıracaksın. Kalbini, dilini buna alıştıracaksın. Hani mümin böyle olur. Şimdi tabii şimdi onu söylüyoruz. Halakal fucur. Günahları yarattı Allah. Haktan, meyliden şeyli. Ve ertefe üddirhem. Parayı. Ve eskenehul irak. Onu Irak'a yerleştirdi. Yok be hocam. Peygamber yalan söylemez. Altı hep petrol herifin. Altı hep gaz herifin. Para değil mi bunlar? Zenginlik değil mi? Gümüş, altın değil mi bunlar? Peygamber yalan söyler mi? Bunu bunların hiç şeysi yokken söylemiş. 1400 sene evvel. Petrol bulunan, gaz bulunan kaç sene oldu? O zaman yoktu bunlar. Zenginliği oraya yerleştirmiş Irak'a diyor. Bak yerleştirdi. Allah söylüyor. Resulullah söylüyor. Oraya yerleştirdi. Şimdi adamlar o petrol paralarıyla o emirlik. Yani Irak dediği sadece bildiğiniz Irak devletin olduğu yer değil tabii. Suudi Arabistan, Dahran, Irak'ın komşusu gibi. O emirlikler. Kaç metrekare yerleri var. Ama ne kadar zengin adamlar. Neden o? Peygamber zenginliği oraya verdi diyor. Bak altını, gümüş oraya verdi. İşte o petrol vermiş. Ona oraya yerleştirdi. Bunu söylemiş güzel peygamberimiz. Efendimiz Bağdat, Basra, Kufe ve civarı Irak diye şey edilir. Evet. Haber vermiş bunları Efendimiz. Şimdi biz böyle izah ediyoruz. Petrol bulununca bak peygamberin bu demekmiş diyoruz. Ama evvelce nereden bilelim? Hazreti Ayşe'den nakledilmiş bu hadis-i şerif.